bir kendin yap projesiyle daha karşınızdayım. Elektrikli döner tavla yapacağız. Namı diğer Lazy Susan. Bu proje için bize gerekli olanlar ahşap pizza altlığı veya benzer bir ahşap parça, mekanizma yani zemine oturan sabit kısımla üste dönecek olan kısmı birbirine bağlayacak bilyeli parça, senkron motor ya da AC motor, internette mikrodalga fırın motor olarak da bulabilirsiniz, ara puarlı fişli kablo, ara puar bu bildiğiniz aradaki anahtara deniyor ve tahta, lots of tahta. Tahta mı? Benim elimdeki pizza altlığı değil, kendinden dönen mekanizması olan bir sunum tahtası olduğu için alt kısmı ayırmakla başlıyorum. Tablayı tam ortasından delmeye özen gösterin. Bendekinin ortasında zaten vida vardı, o yüzden yeri belli. Deliğin genişliğinin motorun piminin gireceği kadar ama kolayca da çıkmayacağı kadar geniş olması önemli. Yoksa kalan boşluğu tekrar doldurmak zorunda kalırsınız. Bu sunum tahtasının kendi mekanizması da işe yarayabilirdi ama plastik ve ince bir parça olduğu için motoru sabitlerken eğilip bükülebilir. Ayrıca 6 tane bilye çok da ağırlık taşımayacaktır. Daha sağlam bir şey olması için bu metal parçayı kullanacağım. Bunlar genelde bar tabureleri gibi ağırlık taşıyan yerlerde kullanılır. Hem sağlamdırlar hem de stabil bir dönme hareketi verirler çünkü gördüğünüz gibi içinde çok sayıda bilye mevcut. Motorun pimi tam ortada olmadığı için metal mekanizmasının ortasına yerleştirdiğimde birbirlerine dayanıyorlar. Bu da dönmeyi engelliyor. Bunun önüne geçmek için ortaya bu küçük parçayı ekleyeceğim. Böylece motoru metal mekanizmadan ayırmış ve pimin gireceği derinliği de artırmış olacağım. Sıra motor tutacak parçayı kesmekte. Ahşap bir parçaya panç ile motorun çapı kadar delik açıyorum. Bu parça motoru ve metal aksamın alt kısmını birbirine sabitleyecek. Az önce hazırladığım kısımda bu gördüğünüzü birbirine vidalayarak işin mekanik kısmını tamamlıyorum. Sıra geldi elektriğe. Öncelikle şunu söyleyeyim, elektrik işi şakaya gelmez. Daha önce böyle bir işlem yapmayanlara çok kolay ya, alın yapın tavsiyesi vermek yanlış olur. Onun yerine bu işlerden anlayan birinden 2 dakika ayırmasını rica edebilirsiniz. Kendinizi riske atmayın. Motorun kablolarını bağladıktan sonra sıra geldi ilk testimizi yapmaya. Bu arada bu motorlar her kapanıp açıldığında ters yönde hareket ediyorlar. Bu sayede iki tarafa doğru da kullanabilirsiniz. Tabi motorun üstünde durmayacak bu sistem. Ayak yapmak lazım. Ben son derece kolaya kaçıp iki kalas parçasına birer vida atıp geçtim. İş görmesi ve sistemin denge tutması yeter. Sonuçta bu kısım hiçbir zaman videolarda görünmeyecek. Evet, geçelim gerçek testlere. Önce hafif şeylerle başlıyoruz. Testi geçtiğini söyleyebiliriz sanırım. Tabii çoğunlukla basit ürün çekimleri için kullanacağım bunu ama gelin video bitmeden bir iki eğlenceli şey çekelim.
Bir direkt dansçısının beni yenmesine izin vermeyeceğim. O bir direkt dansçısı değil. Götünde direkt var, direkt. O dünyanın en iyisi. Onu mahvet, ona gününü göstereceğim. Hayır, saçmalama. En iyisi. Ne yapıyorsun? Kimse önüme çıkamaz. Hayır. Onu buna pişman. Yapma, dur. En iyisi. Onu mahvet. With an iron head and a wooden handle, hammer will be your best fellow. No matter how many nails need to be hammered, you don't have to be afraid anymore. From the fire of a blacksmith forge to the ice of the top of Mount Everest, it will serve you and serve you well until death. Hammer nailed it. Bir direkt dansçısının beni yenmesine izin vermeyeceğim. O bir direkt dansçısı değil. Götünde direkt var.